Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci örnek problem. Simetrik olmayan z eksenine göre simetrik olmayan bir kesit. T harfi biçiminde. Kirişte çıkmalı bir kirişe döndü. Konsolun ucunda bir tekil kuvvet. Açıklıkta da düzgün yayılı yük etkimekte. Soru şu. Bu kirişte oluşacak en büyük basma gerilmesi nedir? En büyük çekme gerilmesi nedir? Şimdi kiriş yükü ve boyutları belli olduğuna göre reaksiyonların hesaplanması A'ya göre moment alırsanız 3 çarpı 4 saat dönüşünde bir moment. Yayılı yükün bileşkesi 12 çarpı 1,5 saat dönüşünde bir moment. B çarpı 3 saate ters yönde bir moment. Eşittir 0 dediniz. Buradan B 10 kilonewton çıkar. B 10 kilonewton ise aşağı doğru olan yük de bu 12 idi, 3 daha 15 ise A'daki reaksiyonda 5 kilonewton olarak hesaplanabilir. Hemen kesme kuvveti diyagramı tekil kuvvet kadar zıpladım. B'nin soluna geldiğimde 12 kilonewton bu 5'ten azaltmam lazım, çıkmam lazım. Çıktım, eksi 7. 10 zıpladım. Yayılı yük olmadığı için sabit gitti. 3 aşağı doğru inerek diyagram kapandı. Moment diyagramını çizelim. Bana açıklıktaki en büyük moment lazım. Kesme kuvveti acaba nerede sıfır? 5'i soldaki kesme kuvvetinin değerini düzgün yayılı yükün şiddetine bölerseniz 5 bölü 4 1,25 mi eder? Şu üçgenin taban uzunluğu 1,25 metredir. O halde bu üçgenin alanını yazmak için 1,25 çarpı 5 bölü 2 demem lazım. 1,25 çarpı 5 bölü 2 dersen 3,125 kilonewton metre. Tam bu noktadaki moment 3,125 kilonewton metre. Bu biraz kaymış durumda moment diyagramı. Sonra B noktasındaki momenti bulmak için de konsol kullanılabilir. 3 kere 1 eksi 3 kilonewton metre diye. Açıklıkta 3,125, mesnette eksi 3. Yük olmayınca birinci bir eğik bir doğru denklemi. Düzgün yayılı yük, birinci derece kesme kuvveti, ikinci derece moment fonksiyonu. Her iki kesit zoru diyagramını çizdim. Şimdi amacım biraz da en kesit alan merkezi nerede? Eksen takımını alan merkezine yapıştırayım. Ve z eksenine göre bir atalet momenti hesabı yapmam gerekiyor. Hemen alan merkezini bulmak için kıyas düzlemi olarak şeklin tabanından geçen yatay ekseni düşünürsem iki tane dikdörtgen parça var. 20 çarpı 60 şu üstteki parça çarpı 70 diyeceğim alan merkezinin uzaklığı. Sonra tekrar şuradaki 20 çarpı 60 alan çarpı alan merkezinin uzaklığı 30. Böyle toplam alan dediğimde bakın bu T kesitin alan merkezinin tabandan olan uzaklığı 50 milimetreymiş. Tabandan 50 milimetre yukarı ve simetri ekseni üstündedir. Eğer bir kesitin simetri ekseni varsa alan merkezi simetri eksenin üstündedir. İşte tam ortadan geçen düşey eksen tabandan da 50 milimetre yukarıda alan merkezi C'yi gösterdim. Çubuk ekseni X bize doğru gelen eksen tabii ki. Yukarı giden eksen Y. Sola doğru giden eksen Z. Alan merkezine eksen takımını yapıştırdım.
Bütün derdim acaba Z eksenine göre atalet momentini nasıl hesaplayabilirim? Bunun için burada yazandan farklı bir bağıntı yazmak istersek şunu yapabiliriz. Z ekseninin üstünde kalan büyük bir dikdörtgen tanımlasam. Bu dikdörtgenin tabanından geçen eksene göre atalet momenti BH küp bölü 3'tür. Bu dikdörtgeni ben şimdi bir kağıt kalem aldım, çiziyorum. Z ekseninin üstünde kalan büyük dikdörtgen. Şöyle düşünün. Nedir? 60, yükseklik de 30. O halde bu dikdörtgenin tabanından geçen, bakın, tabanından geçen, yani Z ekseni, buradaki Z eksenine göre atalet momentini şöyle yazabilirsiniz. BH küp bölü 3. 60 çarpı 30'un kübü bölü 3. Tabii şu ve şuradaki boşluğun yine tabanından geçen eksene göre atalet momentini çıkarmam lazım. Nedir bu boşluğun genişliği, ikisinin toplamı? 40 milimetre. O halde genişlik 40 çarpı yükseklik bu sefer 10 milimetre oldu. 10'un kübü bölü 3. 40 çarpı 10'un kübü bölü 3. Şu büyük dikdörtgenden alttaki şu iki boşluğun çıkarılması tabanından geçen eksene göre. Artı aşağıya sarkan şöyle ince uzun bir dikdörtgen var. Genişlik 50, şey yanlış söyledim, 20, yüksekliğin kübü bölü 3. Bu da bir dikdörtgen. Eksen tabandan geçiyor. 20 çarpı 50'nin kübü bölü 3. Bakın, atalet momentini farklı farklı düşüncelerle hesaplamak mümkün. Burada bunu göstermeye çalıştım. Hep dikdörtgen büyükten boşlukları çıkardım. Alttaki zaten tek bir dikdörtgen parça, Z ekseninde onun tabanı olduğuna göre. 60 çarpı 30 küp bölü 3, eksi 40 çarpı 10 küp bölü 3, artı 20 çarpı 50 küp bölü 3. Bakın aynı sonucu bulursunuz. 1,36 10 üzeri 6. Milimetre üzeri 4. Hocam Şimdi kısmından bir arkadaş soru sormuş ama Aybars diye. Neden 3 aldık 12 almayacak mıydık diye. bir de anlat. Chat kısmından Aybars diye bir arkadaşımız size soru sormuş da neden 3 aldık 12 almayacak mıydık diye. Bir dikdörtgenin tabanından geçen eksene göre. Tabanı. O dikdörtgenin alan merkezinden geçen eksene göre BH küp bölü 12. Sonra alan çarpı uzaklık kare. Burada öyle zaten arkadaşınızın sorduğu şekilde atalet momentinin hesabı var. Üstün şu tablolu kısmı birinci dikdörtgen aldı. Bunun kendi alan merkezinden geçen Z'ye paralel şu eksene göre olanı yazdı. İşte o ilk terim. Sonra alan çarpı eksenler arası uzaklığın karesini ekledi. Sonra ikinci dikdörtgen olarak bunu aldı. Bunun kendi alan merkezinden geçen Z'ye paralel şu eksene göre atalet momenti şu terim. Artı alan çarpı eksenler arası uzaklığın karesi. Ben bunu zaten biliyorsunuz sular seller gibi bir farklı yolla hesaplayalım. Farklı bir bakış açısı geliştirelim diye anlattım. Bu son söylediğimi. Dikdörtgenin tabanından geçen, kendi alan merkezinden değil. Ha, tamamdır. Ne dedik en son? 1,36 10 üzeri 6 milimetre üzeri 4 söyledik.
Soru neydi? Bir daha hatırlayalım. Bu kirişte, kesiti bu olan bu kirişte, yükü de verilmiş, boyutları da verilmiş. En büyük basma gerilmesi nerede? En büyük çekme gerilmesi nerede? Baktığımız zaman açıklıktaki moment 3.125 kN. Ben momentin en büyük olduğu açıklıkta basma ve çekme gerilmelerini hesaplamak istiyorum. Formül M bölü I kere Y. MZ bölü IZ kere Y. Açıklıkta moment neydi? 3.125. 10 üzeri 6 neden geldi buraya? Nereden geldi? Newton milimetreye çevirdim. Şu birimi Newton milimetreye döndü. Atalet momentini şimdi hesapladım. Ha, Y koordinatı. En büyük basma gerilmesini bulmak istiyorsan basma bölgesi derinliğini yaz. En kesite gel. En kesit bu. Z ekseni burada. Bunun neresi basma bölgesi, neresi çekme bölgesi? Momente baktım, pozitif işaretli. Momenti bir vektör olarak göstermek istesem nasıl gösteririm? Sola yönelmiş çift başlı bir okla gösteririm. Demek ki çift ok sol tarafta. Bunu sağ el kuralıyla kesite etki ettirsem bu momenti. Parmakları bük. Baş parmağı aç. Baş parmak ok yönünde olmak üzere. Şöyle bir moment. Aşağıdan başlıyor. Yukarıya doğru gelen bir moment. Sağ el kuralıyla. Ha, üst taraf basma bölgesiymiş. Basma bölgesi derinliği 30 milimetre. Çekme bölgesi derinliği, alt taraf çekme bölgesi 50 milimetre. İşte buradaki Y yerine 30 yazarsam bu kesitin üst yüzündeki basma gerilmesini bulmuş olurum. Bu da en büyüktür. Tarafsız eksenden en uzak noktadır basma bölgesinde. Neymiş değer? 68.9 megapascal. Eksi 50 yazarsam kesitin alt yüzünde şu noktalardaki gerilmeyi bulmuş olurum. O da 114.9 megapascal. Evet, açıklıkta en büyük basma ve çekme gerilmesini bulduk. Bir de mesnet var. Acaba mesnette en büyük basma ve en büyük çekme gerilmesi nedir? Moment negatif. Peki negatif moment olduğunda ben bunu en kesit üzerinde göstermek istesem üstte çekme yapması lazım. Bir vektör çift oku sağ tarafa koymam gerekir. Sağ tarafta çift ok koydum. Moment üstte çekme yapar, altta basma yapar. Demek ki formülde üstte çekme yapacağını bildiğime göre artı 30 yazacağım. Çekme gerilmesi bulacağım. Eksi 50 yazarak formülde burada da basma gerilmesini bulacağım. Şu alt yüzde de basma gerilmesini bulacağım. Mesnette işler değişti. Çekme ve basma bölgeleri işaret değiştirdi. Hadi bakalım. Eksi M bölü IZ kere Y. Moment eksi 3. Y eksi 50 dersen işte basma bölgesindeki şu noktalardaki basma gerilmesinin değeri 110.39. Çekme gerilmelerini bulmak için de artı 30 yazıyorsunuz aynı formülde. 66.2 megapascal. Ne sorduydu ve doğru cevap nedir? Soru neydi? Doğru cevap ne?
bu kirişte oluşacak en büyük basma gerilmesi 68 mi 110 mu? Hangisi daha büyük basmalardan? 110 büyük. Peki nerede bu? Bu gerilme nerede? Mesnette. Yeri kesitin alt yüzü. İşte mesnette şurada oluşan basma gerilmesi 110.39 megapaskal. Bundan daha büyüğü yok. En büyük çekme gerilmesi nerede? Bu kerişte. 114 mü? 66 mı? Tabii ki 114. Nerede oluştu bu? Açıklıkta. Yeri neresi? Tarafsız eksenler en uzak nokta. Kesitin alt yüzü. Bakın momentler birbirine yakın olduğu için, bu 3, bu da 3.125 olduğu için tarafsız eksenden en uzak noktada en büyük gerilmeler oluşur. Kesitin alt yüzünde hem basma gerilmesinin en büyük değeri oluşuyor hem de çekme gerilmesinin en büyük değeri oluşuyor. Şimdi bir başka soru. Genişliği 10 milimetre, yüksekliği 30 milimetre olan bir 2 metre boyundaki alüminyum çubuk. Ben bu çubuğun iki ucundan eğilme momenti ile çubuğu zorluyorum. Tam ortası 10 milimetre çökünceye kadar. Bir çubuk İki ucundan momentle zorlandı. Orta noktası 10 milimetre çöktü. Problem bu. Alüminyumun elastisite modülü 70 gigapascal. Acaba M momentinin değeri nedir? Sadece moment etkisindeki bir çubuk. Ne yapar? Kesitler döndü ve çubuk sonuçta eğildi. Çubuk bir yay, çember parçası biçimine şekil değiştirdi. Dönen kesitleri uzatsam iki uçta, yukarıda bir yerde kesişecek bunlar. Ve çubuk işte bir çember parçası, bir daire yayı, ne derseniz deyin. Burada rho ile eğrilik yarıçapı gösterilmiş. Çubuğun ortasından geçen şu yayın yarıçapı, daire parçasının yarıçapı rho, eğrilik yarıçapı dediğimiz değer. Şimdi problemi çözmek için çubuğun yarısındaki şu dik üçgene odaklanalım. Pisagor bağıntısını yazarsak dik kenarların karelerinin toplamını rho kareye eşitlemem lazım. Şu dik kenar 1 metre zaten. Çubuğun toplam boyu 2 metreydi. Soruda verdiydi. 1'in karesi. Aynen yazıyorum. Başka? Şu düşey kenarın karesi. Bu düşey kenar ne? Rho'dan 10 milimetre. Tabii bunu metreye çevirip çıkarmam lazım. Rho eksi 0.01 metre. Bu düşey kenarın uzunluğu. Bunun karesi. Eşittir rho kare. Bakın şu ikinci derece denklemi açıp kökü araştırırsanız 50 metre olarak bulursunuz. Demek ki eğrilik yarıçapı 50 metreymiş. Atalet momenti de belli. 10 çarpı 30'un kübü bölü 12'den bu. Şekil değiştirme denklemini hatırlayın. Eğrilik eşittir M bölü E, I idi. Momenti arıyorum zaten.
O halde moment nedir? EI bölü rho. E ne? 70 bin megapascal. I ne? 22.500 milimetre üzeri 4. Rho ne? 50 bin milimetre. Bitti. 31.5 Newton metreymiş. Etkiyen momentin değeri. Momenti bulduk. Bir başka soru da şu olsun. Bu çubuktaki en çok zorlanan liftteki birim boyu ne kadar değişmişti? Bakın, uzama oranının formülü şuydu. 1 bölü rho kere y. Y'nin alabileceği en büyük değer yüksekliğin yarısıdır. Tam eksenden itibaren 30 milimetrenin yarısı yukarı çıkarsın ya da yarısı aşağı inersin. 15 milimetre. Sonuç 300 mü 10 üzeri eksi 6. En çok birim uzama, birim boyda değişme olan noktadaki şekil değişimi, birim boydaki değişim 300 mikron. Bir başka soru. Bir I profil görüyoruz burada da. Yalnız üst başlık 20 milimetre kalınlıkta ama alt başlık 40 milimetre kalınlıkta. Bu profili 20 kilonewton metrelik bir momentle, MZ momentiyle zorlanmış. MZ pozitif momentiyle zorlanan bu kesitte alt tarafta uzamalar, üst tarafta kısalmalar olacak. Biliyorum. Pozitif MZ momentinden dolayı. Soru şu. Alt başlığın taşıdığı kuvvet nedir? Önce kesitle biraz işlem yapalım. Alan merkezinin yerini bulalım. Eksen takımını yapıştıralım. IZ atalet momentini hesaplayalım. Dediğimizde şunlar bulunmuş. Artık detayına tane tane anlatmıyoruz. Tabana göre statik moment almışız. Simetri ekseni üstünde alt yüzden 77,5 milimetre yukarı çıktığımda alan merkezi C'yi buraya yapıştırdım. C harfi İngilizce'deki bu centroid, geometrik merkez anlamına geliyor. Centroid. Şu uzunluk 77,5 milimetre. X ekseni çubuk ekseni her zaman. Y yukarı, Z sola doğru giden eksen. Hadi Z eksenine göre atalet momentini hesaplayalım. Burada hiç detay vermeden atalet momentinin değeri bu diye yazmışım. Bu ayrıntılı hesaplamayı siz lütfen yapın. Şimdi bütün derdim alt başlıkta taşınan kuvvet nedir? Şöyle bulabilirim alt başlıkta taşınan kuvveti. D noktasıyla D üstü noktasındaki normal gerilmeleri bulsam, ortalamasını alıp şunun alanıyla çarpsam, işte alt başlıkta taşınan kuvveti yazmış olurum. O halde iki noktadaki normal gerilme lazım bana şu momentten dolayı, MZ momentinden dolayı. Genel formül neydi? M bölü I kere Y. MZ bölü IZ kere Y. D noktası için moment belli. 20 kilonewton metre. Atalet momenti bu. Y nedir? D noktası için Y nedir? D üstü noktası için Y nedir? Az önce
tabana göre statik moment alarak y çizgiyi 77,5 bulduydum. Hatırla. Demek ki şu uzunluk 77,5. Ondan 40 çıkarırsam şu uzunluk da 47,5. 37,5, yanlış söyledim. Tabii z ekseninin altında olduğu için y'yi negatif yazacağım. Şunun için -77,5, bunun için -37,5. Bakın bu iki noktadaki gerilme şunlarmış. Daha uzaktaki daha büyük. Taraf 80'den en uzak noktada en büyük çekme gerilmesi. Yakın noktada daha küçük çekme gerilmesi. Ortalaması ne bunun? Çarpı başlığın alanı. 120 çarpı 40. Alt başlıkta taşınan kuvvet bu kadar Newton ya da 133.92 kilo Newton diye söyleyebiliriz. Hadi bakalım üst başlıktaki kuvveti siz hesaplıyorsunuz. 3 dakika süreniz var. Acaba üst başlıkta taşınan kuvvet ne kadardır? Var mı bulan? Yapmamız gereken şey E noktasındaki gerilmeyi bulacağız. 110 kaç? Tam doğru okuyor mu diye bakıyorum. 11.643 biraz çok küçük buldun kuvvet için. Şöyle bir daha anlatayım. Benzer işlemleri yapacağız. Yani E noktasında bir gerilme, en üst noktada bir gerilme, ikisinin ortalamasını alıp şu alanla çarpacağım. Üst başlıkta taşınan kuvveti hesaplamak için. Eğer E noktasındaki gerilmeyi hesaplarsanız M bölü I değişmiyor zaten. Hep aynı 20 bölü 41.22 çarpı Y koordinatı E noktasının. 160'tan 77,5 çıkarırsanız Y koordinatı 82,5 çıkar. Gerilme de 40,03 megapaskal olur.
E noktasındaki gerilme bu. 40.03 megapascal. E bir de en üst noktadaki normal gerilmeyi bulacağız. Onu nasıl hesaplarız? 107.892 diyor. Kabul. Aybars'ın bulduğu doğru. Devam edelim. En üst noktadaki gerilmeyi de hesaplarken 20 bölü 41.22'yi neyle çarpacağım? 102.5'la çarpacağım. Çünkü en üstte aldığım bir noktanın tarafsız eksenden olan uzaklığı burası 77.5'sa burası da 102.5'tür ki toplamı 180 etsin. Ne çıktı? 49.73. 49.73 ile 40.03'ün ortalamasını alırsak 44.88 şu alanla çarparsak 120 çarpı 20 ile çarparsak 107.71 bulmuşum ben kilo Newton. 107.71 kilo Newton. Aybars oldukça yakın olarak hesaplamış. Aferin. Evet, bir başka soruyla şimdi uğraşalım. Burada diyor ki bir basit kiriş, yalnız boyu 5 metre, 3 metrelik kısmında 6 kilonewton bölü metrelik düzgün yayılı yük var. Böyle bir yükü verilen 5 metre boyundaki bir basit kiriş. Kesitle dikdörtgen. 80'e 120. En büyük eğilmeden oluşacak gerilmenin yeri neresidir, değeri nedir? Eğilme momentinden oluşacak en büyük gerilme nerededir, hangi değerdedir? Bütün mesele reaksiyonların bulunmasında düğümleniyor. Böyle bir basit kirişin A noktasına göre moment alırsam yayılı yükün bileşkesi nedir? 18 kilonewton çarpı 1.5 eşit olmalı B çarpı 5'e. Buradan B 18 çarpı 1.5 bölü 5 olur. Ben hesap makinesiyle bir kere daha yapıp kontrol etmiş olayım. 18 çarpı 1.5 bölü 5. 5.4 kilonewton'dır B'deki reaksiyon. 18'den çıkarırsanız, düşey yük 18'de aşağı yönlü. 5.4'ü çıkarırsanız 12.6. Artık 12.6 zıpla, 18 çıkar şu C noktasına geldiğinde, -5.4. Yayılı yük olmayınca sabit git, mesnet reaksiyonu kadar zıplayıp diyagramı kapat. Eğilme momenti diyagramını çiz. Onun için maksimum momentin yeri lazım. Kesme kuvveti nerede sıfır olur? 12.6 bölü 6 düzgün yayılı yükün şiddeti üçgenin taban uzunluğunu verir. Üçgenin yüksekliği 12.6. Yayılı yükün şiddeti de 6. Ne oldu? 2.1 metre. Şu üçgenin tabanı 2.1 metre. 2.1 çarpı 12.6 bölü 2 bu üçgenin alanıdır. 13.23 kilonewton metrelik moment. Sol mesnetten 2.1 metre uzakta oluşan momentin değeridir. Peki başka C noktasındaki momenti de bulalım. Onu da sağ taraftan bulabiliriz. Buradaki kesme kuvveti 5.4, burası da 2 metre. 10.8. C noktasındaki momentin değeri de 10.8 kilonewton metredir.
yayılı yük yok, sabit bir kesme kuvveti, birinci derece yani bir doğru parçası olan moment diyagramı. Düzgün yayılı yük, birinci derece kesme kuvveti, ikinci derece eğilme momenti diyagramı. Artık bütün kesit zorlamalarına ait diyagramlar elimde. Kesit de bu. Soru neydi? En büyük eğilme momentinden oluşacak gerilme nedir? Kesit dikdörtgen zaten. Simetrik. Hem z eksenine göre simetrik hem y eksenine göre simetrik. O halde basma bölgesi 60 mm, çekme bölgesi de 60 mm. Formül neydi? M bölü I kere Y. Moment 13.23. 10 üzeri 6 Newton milimetre. Şu yeşil renkli gördüğünüz en kesitin atalet momenti Y yerine eksi 60 çekme bölgesi derinliğini yazmışım. Sonuç demek ki en kesit böyle bir dikdörtgense oluşacak en büyük eğilme gerilmesi 68.91 megapascal. Hem çekmedir, alt yüzde oluşur, üst yüzde de bunun ters işaretlisi oluşur. Eksi 68.91 megapascal olarak bulunur. İkinci soru şu. En kesit bu dikdörtgen değil. Sarı renkli gördüğünüz buradaki I kesit olsun. Çubuğun en kesiti bu olsun. Peki sonra diyor ki D ve E noktalarını görüyorsun en kesit üzerinde. Tamam gördük. D noktası burası. E noktası da burası. Buradaki gerilmeler nedir? Sigma D. Ama kirişin ortasında, momentin en büyük olduğu nokta değil, kirişin ortasında alınan kesit üzerinde D noktasındaki normal gerilme nedir? E noktasındaki normal gerilme nedir? Bu kesit tanıdık geliyor. Bir önceki soruda zaten şu kesit. Ha bunun tabandan alan merkezinin uzaklığı 77,5'tu. Onu da hatırlıyorum bu arada. Bütün derdim bu kirişin tam ortasında 2,5 metre ötedeki şuralara denk geliyor. Momentin değerini bulmak. 2,1 metre ötedeki moment belli. 3 metre ötedeki moment de belli. Peki tam 2,5 metre ötedeki moment nedir? Kirişin ortasında. Ne yapmam lazım? Bu momenti bulmanın yolu kesim yapmak bana en kolay geliyor. Tam 2,5 metre öteden kes, sol parçadan moment al. 12.6 çarpı 2,5. 6 çarpı 2,5 çarpı 2,5 bölü 2. Bakın bu momenti hesaplarsanız 12.75 kilonewton metre olarak bulursunuz. Artık ben bu kirişin tam ortasındaki momentin değerini hesapladım. Kesitin de atalet momenti önceki slaytta bildiğim bir değer. D noktasındaki gerilme için Y yerine eksi 77,5 yazacağım. İşte gerilme buymuş. E noktasındaki şu noktadaki gerilmeyi bulmak için 82,5 yazacağım. Y yerine 82,5 yazacağım. E noktasındaki normal gerilme de 25.52 megapascal ve basmaymış.
Arkadaşlar bu slaytla düz eğilme konusunu bugün bitirmiş olduk. Şimdi bu Waterloo Üniversitesi'nde hazırlanan 10 tane videoyu seyredeceğiz. Bir ekran değiştirmem mi lazım şimdi? Ne yapmam lazım? Tam karar veremedim. Şu. O zaman ekranı değiştirip hiç olmazsa birinci videoyu, belki ilk iki videoyu seyrederiz. Ondan sonra biz seyretmeye devam ederiz ama ben kaydı durduracağım. 45 dakika dolmuş oluyor. 5 dakika sonra kaydı durduracağım. Geri kalan videoları da ama seyretmeye devam edeceğiz ama onun kaydını almayacağım. Şimdi yapmak istediğim şey yeni bir paylaşım. Ve oynatıyoruz. Consider a prismatic beam. When equal and opposite moments M and M prime are applied, as shown, the ends of the beam bend upwards. Fibers at a certain position, called the neutral axis, do not change in length, while fibers above it shorten. Hocam, fibers below it. Şu anda bize video gelmedi. Nasıl? Şu anda ekranımızda sadece videolar görünüyor ama video açılmadı. Açılmadı mı o? Açılmadı hocam. This neutral axis. Dur şimdi, orada bir videonun açılmamış olması problem. Şimdi onu nasıl yapacağız? Dur bakalım. Zoom'da şuradayız. Nasıl oldu ya? Şehir dedik. Bunu seçmem lazım. Allah Allah, ne bir şey. Dur bakalım bir. Ekran 2. Hala görünmüyor mu? Yok hocam, daha gelmedi. Allah Allah. Neden bu işi başaramadık ya? Şehir. Diğerlerini kapatacağız demek ki bu işi. Slide gösterisinden. Görünen bir şey var mı arkadaşlar? Şu an geldi hocam. Şey, çeyrek daire falan geldi. Tamam. Şimdi yeniden sıfırdan başlatıyoruz. Tamam. Bir bakın bakalım şimdi. İnşallah bu sefer bu işi başardık. Consider a prismatic beam. When equal and opposite moments M and M prime are applied, as shown, the ends of the beam bend upwards. Fibers at a certain position, called the neutral axis, do not change in length, while
fibers above it shorten and fibers below it elongate. For linearly elastic beams, this neutral axis passes through the centroid of the cross section. And when the beam is bent, forms an arc of radius rho. We describe the position of a fiber by its distance, y, from the neutral axis. The amount of stretching or shortening in a fiber depends on its y value. Y coordinates above the neutral axis are positive, and below it, negative. Consider a segment of beam that is ds long. As the beam is bent to a radius rho, a fiber that is a distance y above the neutral axis has a new length ds star and a radius of curvature rho minus y. Two similar isosceles triangles result, and we can write rho over ds equals rho minus y over ds star. Rearranging gives ds star equals rho minus y over rho times ds. The strain epsilon is equal to the change in fiber length, or the new length minus the original length divided by the original length. Thus we have epsilon equals ds star minus ds over ds. We can substitute ds star from the previous equation. Divide through by ds, simplify, expand the first term on the right side into two fractions, simplify again, cancel the two ones with each other, and we are left with epsilon equals minus y over rho. This linear relationship between epsilon and y can be illustrated graphically. Before the beam is bent, rho is infinite, and the strain is zero everywhere across the depth of the beam. As the beam is bent, rho decreases, and the strain in each fiber increases. In all cases, the strain varies linearly with y. Fibers above the neutral axis are shortened and experience a negative strain, while those below are elongated and experience a positive strain.